tercih sürecinin son 3 gününe girmiş bulunmaktayız sevgili arkadaşlar. Tercihiniz hayatınız. O yüzden çok önemli bir zaman dilimi. Hayatınızda birçok şeyden daha önemli aslında bu karar süreciniz. Tercih yapmak, bir şeyden vazgeçmek. Nereden vazgeçeceğinizi belirlemeniz lazım, planlamanız lazım. Çünkü bir hayat onunla yaşayacaksınız. Dolayısıyla son 3 güne girmiş bulunmaktayız. Son andaki karar değişiklikleri, ani karar değişiklikleri çok doğru değil. TMC öğrenciler için özellikle aralıkların biraz daha genişletilmesi en doğrusu olacaktır. Çünkü arada çok fazla sayısalcı öğrenci var. Aynı grup sözelciler için de geçerli. Aynı söylediğim şeyler. Sayısal öğrencileri son andaki meslek değişiklikleriyle karar vermemeliler. Öğrencinin puanı iyi geldiği için mühendislik düşünen, 4 yıl boyunca mühendislik hayali kuran çocuklar bir anda acaba tıp mı seçsem veya sağlık alanlarına mı girsem diye düşünmeye başlıyorlar çevrenin de baskısıyla. Hiç gereksiz bunlar. Çünkü sonrasında belki mutsuzluklar söz konusu olabilir. Listenizi geniş yapmakta fayda var. Bu sene kesin yerleşeceğim diyen arkadaşlar mutlaka garanti tercih yapmalı. Tercihte 3 tane önemli çıta var. Bir, puanınızın üzerindeki ütopya tercihlerimiz. Bunların sayısı onu geçmemeli. Abartmamak lazım. Ara tercih, yani real tercih dediğimiz kısım, kendi puan aralığımızdaki olan tercihler, 50 bindeki öğrencinin 40 bin ve 60 bin aralığını koyması gibi. Ve en son garanti tercih dediğimiz, hani yığılmaların önüne geçmek için ve bir anda talepleri de düşünerek hareket edeceğimiz 60 bin altındaki yerlerin yazılmış olmasıyla ilgili süreç. Genel olarak tercihlerle ilgili çok fazla bölümün ve mesleğin olduğu tercih listelerini çok önermiyoruz. Bunların önceden belirlenmiş ve planlanmış olması gerekli. Üniversite tercihi yaparken bölüm mü, üniversite mi? Arkadaşlar bundan 5 yıl sonra, 10 yıl sonra karşılaştığımız zaman ben size mesleğinizi soracağım. Okulunuzu ikinci planda soracağım. Mezun olduğunuz yeri ikinci planda soracağım. İstemediğiniz bir mesleği istediğiniz okulda okumak 4 yıl boyunca belki sizi mutlu edecektir ama 4 yıl sonra o mesleği yapmak zorunda kalacaksınız. O yüzden bunu iyi planlayın lütfen. Bir de son olarak tercihle ilgili özellikle 5 yıl sonrasını düşünerek hareket etmekte fayda var. Şu anda çok popüler olan bir meslek. 5 yıl sonra sektörel daralmadan dolayı azalabilir. Şunu unutmayın, şu anki mesleklerin, şu anda üniversite tercihleri yaptığımız mesleklerin %50'si 20 yıl sonra hayatımızda olmayacak. Ama hangi %50'si hiçbir fikrimiz yok.